selamlar. Mükemmel, harika bir gün. Biz ömrümüzü takvaya, hidayete, dosdoğru bir hayata adamışız. Elinizden geldiğince her gün dosdoğru işlerle, Yüce Allah'ın rızasını uygun bir şekilde yaşayarak mutlu oluyoruz Allah'ın izniyle. Şu içimizdeki hidayet, yüzümüzdeki tebessüm, sesimizdeki şu heyecan Allah'ın izniyle yaptığımız ibadetlerden, tuttuğumuz oruçlardan, kıldığımız namazlardan geliyor. Bizlere bu mutluluğu Yüce Allah nasip etmiş, şükürler olsun. Sağlığımız, saatimiz yerinde, hayata umutla bakabiliyoruz. Ne kadar batıl bir düzen olsa dahi, her türlü konu harama, batıla dayalı olsa dahi, ortalık kafirlerden geçilmese dahi biz dosdoğru yaşayacağız. Her zaman hayrın, takvanın izinden gideceğiz. Bu açıdan da umutluyuz, mutluyuz. Pişmanım. Hayata her zaman hakelem Kur'an-ı Kerim'in izinden bir hayatı planlayarak bakmaya çalışıyoruz. Bizim referansımızdır. Her anımızın rehberidir. Her zaman mutlu olmaya çalışıyoruz. Hayata umutla bakmaya çalışıyoruz. Şunu da düşünüyoruz. Diyoruz ki Yüce Allah bizlere şah damarımızdan yakındır. Bizleri her an görüyor. Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için bizler de ona karşı hamdü senamızı dosdoğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Onun rızasına uygun bir hayatı sürmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince hakelam Kur'an-ı Kerim'in dosdoğru işlerin peşinden gitmeliyiz. Yoksa batılda yarışmak zaten kolay bir şey. Bu dünyada bunları yapanlar, haramlarda yarışanlar zaten sevmeyeceğiniz kadar var. Ama hayırda yarışan bulmak zor. Herkes kendi hayatını bir düşünse, bir geçmişine baksa, hatalarını bir düzeltmeye çalışsa, bu dünyada batıl konu kalır mı? Kalmaz. Ama insanlar yeter ki düşünsün, yeter ki anlasın bunları. Biz elimizden geldiğince örnek olmaya çalışacağız. Bakın hava bugün yağmurlu, yağmur yağdı. Bu da bir nimet. Yüce Allah bizlere nimetlerini veriyor. Biz de bunun karşılığında dosdoğru işler yapmalıyız. Bir geçmişinizi düşünün, çocukluğunuzu. Her zaman düşünmüşümdür, hayal etmişimdir. Düşünseniz o hesap gününde, o mükemmel hesap günü geldiğinde herkesin hesabı sorulacak. Yaptığı her şeyin bir hesabı olacak. İyi veya kötü. Biz şu an itibariyle her zaman hayır yapmaya çalışalım. Geçmişimiz geçmişte kaldı. Yanlış yaptıysan da doğruyu şu saatten itibaren gör. Kimseyi yargılamıyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. Bizim haddimize de değil. Ama biz doğruyu söylemek durumundayız. Biz yaparız. Takdiri Yüce Allah'ındır. Elinizden gelen her türlü hayrı, takvalı işi yapmaya çalışın. Hakkelam Kur'an-ı Kerim'in bizden istediklerini yapın. Yüce Allah'ın bizden istediği farzları hayatınızda en üstte yapacağınız işler olarak tutun. Bunlar çok önemli. Bu dünyada gireceğin sınavlar, mülakatlar, makamlar, mevkiler için bu kadar uğraşacağına biraz da ebedi alemin ebedi mükafatlarına uğraş. Yüce Allah'ın rızası, bizden istediği farzlar her şeyden önemlidir. Ama insanlar ne kadar düşünüyor? Yarın bunları yapmak için ne kadar büyük çaba sarf edecekler? Bu önemli. Etmiyorsa zaten hakiki manada mümin olamaz. Takvalı olamamış demektir. Bu kadar da önemli. Allah'ın izniyle vicdanımız rahat, huzurluyuz, mutluyuz. Ama daha iyisi için bir şeyler yapmalıyız. Her gün daha fazla hayrı nasıl gözetiriz? Nasıl mütevazı oluruz? Nasıl şu dilimizden dökülen kelamı hakka, fiiliyatımızı dosdoğru olana çeviririz? Bunun telaşı içindeyiz. Bunun birikimini yapmaktayız. İşte mutluluk buradan geliyor. Allah'ın izniyle verdiğimiz zekatlar, kestiğimiz kurbanlar, tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar çok önemli. O kadar değerli ki ebedi alemde bulacağımız nimetler, fiiliyatlar. Bu açıdan da insanlar düşünmeliler.
Ve yaptığınız dost doğru işleri hayata uygulayabiliyorsanız zaten vicdani açıdan huzurlu olursunuz. Mutlu olursunuz. Geçmişinizi düşündüğünüzde de düşünsenize, her zaman söylüyoruz, hesap gününde o fiiliyatınız gözünüzün önünden geçecek. Çocukken ne yapmışsın? Her şey önünde olacak. Bebekken neler yapmışsın? Çok da şaşıracaksın. Düşünsenize, eski bir videonuzu izlediğinizde, aa ben ne yapmışım diyorsunuz. Şaşırıyorsunuz. Ama hayatınızın hepsinin gözünüzün önünde olduğunu düşünün. Bu kadar önemli, bu kadar kıymetli. O hesabın mükemmelliğini anlayın diye söylüyorum. Bir betimleme, bir tasvir. İnşallah anlar insanlar. Şu hayatın kıymetini kavrar. Ve Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sürer diyorum. Hoşça kalın.